Böylelikle kendi kavmini küçümsedi. İşte insanları aşağılamak. Mesela bu Pakistan'da, Hindistan'da, şuna buna bu yancı takımı var. Bu Amerikalıların, İngilizlerin yancıları var. Bunlar halkı küçümseyerek kendilerini büyütüyorlar. Yani ona mesela inançlarını aşağılıyorlar. Kılığını, kıyafetini aşağılıyor, yemesini, içmesini aşağılıyor. Kendini daha klas görüyor. Küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Hakikaten aşağılanan insanlar aşağılayana karşı saygı duyuyor. Evet. Bunu birçok yerde görmüştürsünüz. Evet. Okullarda, üniversitede, iş yerlerinde falan. Mesela müdür aşağılar memurları. Bütün memurlar ona acayip saygı duyarlar. Evet. Mesela bazı kaymakamlarda olur, subaylarda olur. Evet. Aşağıladı mı daha hürmet duyarlar. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Yani dinin hükümlerini biliyor yahut kabul ediyor fakat yapmıyor. Zuhruf suresi 51-54. Yeryüzünde diyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'ın sınırını, haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Büyüklük tasladığınızda sen Allah hemen hastalandırıyor. Araf suresi 146. Asıl işte demek ki büyüklük hissi geldiğinde dine yaklaşmalarını Allah engelliyor. Yani aklını alıyor. Mesela bize buraya gelen bir genç vardı. Onun da öyle mesela. Ama bir ferahlık da oluyor. Yani korkmama duygusu da oluyor bunlarda. Yani çok deli. Mesela o arkadaş için demiyorum da. Mesela devlet esrarı yasaklamış, uyuşturucu yasaklamış. Korkmuyor. Psikopat yani mesela. Böyle açıkça uyuşturucu içiyor. Çekinmiyor yani. Psikopat. Veyahut mesela ruhsatsız silah yasaktır. Evet. Beynine silah takıp geziyor yani. Psikopat yani. Çekinmiyor. Böyle adamlar Allah'tan korkmamada daha şeyde oluyorlar, yetenek, çirkin bir yeteneğe sahip oluyorlar. Daha pervasız oluyor. Yani korkmayı bilen insan Allah'tan korkuyor. Yani daha dengeli, tutarlı oluyor onlar.